Aynen. Resullük öldü demek. Aynen. Aynen. Yani bu anlamda peygamberliği öldürmektir. Peygamberi değil. Peygamberi öldürmekten 1000 kat daha ağırdır. Vahyine getirdiği ki misyonu odur. Peygamberin tüm misyonu getirdiği vahiyden kaynaklanır. Yani Kur'an'ın değeri peygamberimizden kaynaklanmaz. Peygamberimizin değeri Kur'an'dan kaynaklanır. Şunu bir keşke hocam bir daha şey yapalım çünkü Kur'an'ın değeri peygamberimizden kaynaklanmaz. Yani peygamberimiz Kur'an'a değerini yüklemiş değil. Değil. Allah'ın kitabına beşer değer yükleyemez. Aynen. Fakat peygamberimiz değerini ve misyonunu Kur'an'dan almıştır. Beşerin değer yüklediği bir kitap Allah'a ait olmaz. Beşerin kitabı. Allah'ın ona ihtiyacı yok. Beşerin kitabı. Aynen, beşerin kitabı. Beşerin kitabı. İşte vahiy olmaz o. Evet. Evet. Vahiy olmaz. Maalesef bu en büyük yanılgılarımızdan bir tanesi hocam. Onun için peygamberimizin misyonunu Kur'an'dan almıştır. Kur'an'ı çekerseniz ortaya Abdullah oğlu Muhammed kalır. Çıkar, evet. Başka bir şey kalmaz. Başka bir şey kalmaz. Evet. Kur'an sayesinde Muhammedur Resulullah olmuştur. Yani o ilk 40 yılla sonraki 23 yıl arasındaki bambaşkadır. Fark. Bambaşkadır. Hatta alakası. Alakası yok. Alakası yoktur. Çünkü ilk 40 yılda dost olanlar ondan sonra düşman oldular. Aynen öyle. İlk 40 yılda baş üstünde taşıyanlar ondan sonra ayak altına aldılar. İlk 40 yılda el emin diyenler ondan sonra el mecnun dediler. İlk 40 yılda üzerine titreyenler ondan sonra vahiy indikten sonra canına kastettiler. Suikast yaptılar. Sürdüler hocam. Aynen öyle.